Merhaba. AKP çocuklarının sosyal ağlara düşen mesajları yeni değildi. Epeydir paylaşılıyordu bu. Bir rahatsızlığa yol açsaydı ta başında icabına bakılırdı. Bakılmadığı gibi bir akis yol verildi. Tıpkı başında bulunduğu Bakanlığa, aile şirketinden piyasa fiyatının üzerinde dezenfektan sattığı ortaya çıkan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan gibi. Bakan olmadan önce Emine Hanım'ın adını kullanıyor diye gümrüklere hakkında yazı dahi gitmiş o gümrük bakanı Bülent Tüfekçi yerine gelen Ruhsar Hanım'a görevi çiçeklerle devretti oysa. Bir de şu ortaya çıktı. Gelecek Partisi'ne geçip heybesindeki taşları dökmeye başlayan Emine Hanım'ın eski özel kalem müdiresi konunun hanımefendiye de intikal ettiğini ama işlem yapılmadığını belirtti. Sonunda Tayyip Erdoğan gümrüklerde dolandırıcılık yapan bir kadını şikayet eşi üzerinden kendine de ulaştığı halde 2 yıl sonra bakanlığa atadı. Ve o şahıs bakan olarak kendi bakanlığını dolandırdı. Sonra sonra affedildi. Rejimin sosyal ağlarda patlayan olaylara yaklaşımı sabit. Önce büyük bir vurdum duymazlıkla dikkate almıyor. Baktı ki elin ağzı torba değil ki büzesin bir süre dikkatle izliyor. İlk tepkisi trolleriyle karşı saldırıya geçmek oluyor. Çeviremezse her kim olursa olsun kişiyi kurtların önüne atıyor ki kimse vazgeçilmez değil. Kişiye açıklama yaptırıp yalnızlaştırıyor, duruma göre ya gözlerden uzaklaştırıyor veya gözaltına alıp motoru soğutmaya çalışıyor. Baktı ki nafile, kriz masası kurup çare üretiyor. Benzer türde kampanya açmaya çalışıyor. Kapanmayacak, önü alınamayacak gibi olunca yandaş unsurlar, böyle de olmaz ki, dava zarar görüyor, yazıları döşenmeye başlıyor. Ne çare sonunda malum ülke gündemi imdada yetişiyor. Üç gün konuşulur, unutulur kuralı çalışmaya başlıyor ve rahat bir nefes alınıyor. AKP çocukları ve ruhsar pek canla gün yüzüne çıkan mesele tek boyutlu değil. Geriye doğru... 10 yıllık bir palazlanma söz konusu. Uyuşturucu ve alkol batağındaki gençlik kaynağı sorunlu kısa yoldan zenginleşme ve bunun yaşam formlarını etkilemesi, sokaklarda ve mekanlarda terör estirmesi. Ne zamandır yaşanıyor, bir süre daha yaşanacak bu. Ahlaki yozlaşma bir boyutu sadece. Henüz fark edilmeyen, fark edildiğinde iş işten geçmiş olacak boyutuysa 20 yıla yaklaşan AKP hikayesinin kendi içine çökmesi. 20 yıl önce devraldığı her şeyi daha beter etmiş halde bırakarak gidiyor AKP. A'dan Z'ye her şey Erdoğan'ın sendelediği gibi sendeliyor. Hoş onun koluna giren var şimdilik. Diğerleri patır patır dökülüyor. Ekonomik krizlerden, darbe girişimlerinden nemalanarak yol alan AKP her müdahaleden güçlenerek çıktı. En son baktı ki hareket yok, bir müdahale icat etti, 5 sene daha kazandı. Şimdi ne kimsenin gidişata müdahale etmeye niyeti ne de bir planı var. AKP kendi içine çöküyor ülkede peşinden. Herkes altında kalacak.